Oyun dünyasında devrim yaratan iki büyük teknoloji, DLSS 4, FCR 4 karşı karşıya. Sizce bu oyunun kazananı kim olur? Hazırsak başlıyoruz. Oyun dünyasında devrim yaratan iki büyük teknoloji karşı karşıya. DLSS 4 ve FCR 4. Nvidia ve AMD'nin yapay zeka destekli yükseltme teknolojisiyle oyunculara daha hızlı, daha fazla performans ve daha iyi görseller sunuyor. Peki hangisi gerçekten daha iyi? FPS artışı mı, görüntü kalitesi mi, yoksa gecikme süresi mi önemli? Bu videoda her şeyi karşılaştırıyor ve kazananı açıklıyoruz. DLSS 4, Nvidia'nın yapay zeka destekli süper çözünürlük teknolojisi. Tensör çekirdekleri ve derin öğrenme algoritmalarıyla düşük çözünürlükte görüntüleri yükseltip daha keskin ve akıcı hale getiriyor. DLSS3'ten farklı olarak yeni nesil frame generation ve düşük gecikme teknolojilerini barındırıyor. FCR4 ise AMD'nin açık kaynaklı süper çözünürlük teknolojisi. DLSS'in aksine herhangi bir özel donanım gerektirmiyor ve geniş donanım desteği sunuyor. Bu kez yeni algoritmalar ve yapay zeka destekli yükseltme ile DLSS 4'e daha güçlü bir rakip olmayı hedefliyor. DLSS 4, RTX 4000 ve yeni RTX 5000 serisi ekran kartlarında büyük bir FPS artışı sürüyor. Frame generation sayesinde FPS değerleri iki katına çıkıyor. Örneğin Cyberpunk 2077 Ultra Ray Tracing ve DLSS 4 ile birlikte 70 FPS'ten 135 FPS'e kadar bir değer vaat ediyor. Alan Wake 2'de Ultra Ray Tracing ve DLSS 4 45 ile 100 FPS arasında bir değer çıkarıyor. FCR 4 ise AMD'nin ekran kartlarının çoğunda çalışıyor ve eski kartlarda bile performans artışı sağlıyor. Cyberpunk 2077'de Ultra Ray Tracing FCR ve FCR 4 70 FPS ile 110 FPS arasında bir değer sunarken Alan Wake 2'de Ultra Ray Tracing ve FCR 4 45 ile 85 FPS arasında bir değer çıkarıyor. Görsel kalitede hangisi daha iyi? Buna baktığımızda DLSS 4 derin öğrenme modelleri sayesinde keskinlik ve detay konusunda öne çıkıyor. Özellikle ince hatlar, küçük yazılar ve hareketli nesnelerde daha az bulanıklık oluşuyor. FCR 4 ise yeni yapay zeka destekli filtreleme yöntemiyle görüntü kalitesini önceki sürümlere göre daha önemli ölçüde arttırmış durumda. Ancak bazı sahnelerde DLSS 4 kadar keskin detaylar sunmayabiliyor. DLSS 4 daha keskin detaylarla daha iyi hareket nesne işleme sunarken FCR 4 daha geniş donanım desteği az da olsa bulanıklaştırma sorununu barındırıyor. DLSS 4 Nvidia Reflex teknolojisiyle birlikte gecikmeyi düşürerek daha akıcı bir deneyim sunuyor. Yüksek FPS artışı sağlarken gecikme süresi önceki nesillere göre %30'a kadar düşürebiliyor. FCR 4 ise AMD NT-Link teknolojisiyle rekabet ediyor. Ancak gecikme süresi DLSS 4 kadar düşük değil. Frame Generation teknolojisi DLSS 4'te yapay zeka ile tahmini kararları ekleyerek FPS'i arttırıyor. Ancak bazı sahnelerde yapay nesne oluşumu görülebiliyor. FCR 4 ise Frame Interpolation ile birlikte benzer bir sistem sunuyor. Ancak bazı oyunlarda ekstra gecikmeye sebep olabiliyor. RTX 4000 ya da 5000 serisi kart kullanıyorsanız, en iyi görsel kalite ve düşük gecikme istiyorsanız, Frame Generation özelliğini kullanmakta yanında olsun diyorsanız DLSS 4'ü seçmelisiniz. Fakat daha eski bir Nvidia AMD karta sahipseniz,
ya da açık kaynaklı ve geniş uyumlu bir teknoloji istiyorsanız, performans artışı da istiyorsanız, ancak en keskin görsellere de ihtiyacınız yoksa FCR 4'ü seçmelisiniz. Sonuç olarak DLSS 4 teknik olarak daha üstün olsa da FCR 4 daha fazla kullanıcıya hitap ediyor. Eğer Nvidia kullanıyorsanız DLSS 4'ü tercih etmeniz mantıklı. Ancak AMD ya da eski nesil kartınız varsa FCR 4 size büyük bir performans artışı sağlayacaktır. Evet, geldik bir videonun daha sonuna. Bu videomda sizlere DLSS 4 ve FCR 4 hakkında bilgi vermeye çalıştım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.